Merhaba sevgili anne ve babalar. Ben bir kız çocuğu annesiyim. 22 aylık bir kızım var. Çanakkale'de oturuyorum. Dün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum sizlere. Şu anda Eylül için yaz tutma zamanı değil. Eylül gibi olacak olan çocukların önüne geçmek gerekiyor. Durum çok ciddi. Dün parkta 2-3 aile çocuklarını oynatmaya gelmiştik. Gördüğümüz çok dikkat çeken bir olayı anlatmak istiyorum. 20'li yaşlarda e, esmer tenli bir erkek bankta oturuyor hemen arkasında çimenlerde kediyle oynayan 10 yaşlarında bir kız çocuğu kırmızı bir elbisesi vardı çocuk eğilip kalktıkça o çocuk genç olan adam e, adam demeyeyim yani yaratık e, kızı kameraya almaya çalışıyordu elindeki telefondan fark ettim. Dikkatimi çekti ve benden önce başkasının dikkatini de çekmişti. Ama kimse bir şey yapmıyor. Kimse tepki göstermiyor ve görmezden geliyor. Bu çok kötü bir durum gerçekten. O oradaki kız senin çocuğun da olabilir. Sen bir anneysen gereğini yapman gerekiyor. O senin evladın olsun veya olmasın. O bir can. Şöyle söyleyeyim. Ee, çekim yaparken eşim de vardı yanımda. Kızımızı oyalıyor ve çaktırmadan Videoyu almaya çalıştık uzaktan bakışlarını. Derken başka bir kız çocuğu da hemen önünde oynamaya başladı. Ve çocuğun yaşı 3-4. Çok dikkatli kız çocuklarına kendini kaptırmış vaziyette seyrediyordu. Yani bakan anne babaları asla görmüyordu. Bakın o kadar ki aklını oynatmış. Biz e, polislere aradık. Dedik ihbar ettik. Tipini anlattık. E, polisler de geldiler. Ondan sonrasında onu zaten kamera çekimi yaparken yakaladılar. Hemen 10 dakika içerisinde tespit edildi, araca bindirildi, götürüldü. Ama serbest kalır bilemem. Yalnız bu noktada çocuk parklarına çok dikkat ediniz. Çocuk parklarından seçmeyece çocuk alıp kaçırabilirler ve şunu da söyleyeyim. Bu kız çocuğunun annesi babası parkta yoktu. Senin ne işin olabilir? O çocuğu parka gönderemeyecek, yanında olmayacak kadar ne işin olabilir? O çocuk parka geliyorsa sen onun yanında olacaksın. Canın yanmadan önce öncelikle canını düşüneceksin. Tehlikeye attırmamak için. O senin evladın gittikten sonra neye fayda? Kimseye güvenmeyeceksin bu hayatta. Babasının dışında hiç kimseye güvenmeyeceksin. Hatta babasına da gerekirse her hareketini gözlemleyin çocuklarınızın. Lütfen ne olursunuz anne babalar bilinçli olun görmezden gelmeyin çocukların ifadelerine dikkat edin. Sizden bir şey saklıyor olabilir. Kızmayın ona. Kızarsanız korkar anlatamaz. Anladınız mı? Kız çocuğu olmak. Ee, her şeyi anlatma anlatmak değildir gerçekten çok zordur kızların ifade etmesi. Bu yüzden e, ne olursunuz anne babalar kızlarınıza kızmayın onların yanında olun onlara e, öfkeyle bakmayın hatalarında onların yanında olun ki size güvensin anlatsın bu çok önemli. Ve o kız çocuğunu ben yarın parkta yine takip edeceğim tutacağım elinden evine götüreceğim gerçekten bunu yapacağım. Ben maalesef polis geldi kız çocuğu kaçtı gitti ama ne oldu ne bitti bilmiyorum. Bu kaydımı lütfen yayın. Hiç önemli değil nerede ama yeter ki mesajlarına ulaşsın. Anne babalar dikkat edin. Çocuk parklarındaki çocukların tavırlarına yalnız mı başı boş mu bunlara lütfen dikkat edin ve polise haber verin. Korkmayın 155'i aramak zor bir şey değil. 155'i aramak çok kolay hemen yardım geliyor. Dikkat edelim lütfen.